ülkemizin muzaffergâr şehrinde inşa ettiği ve son derece modern bir donanıma sahip Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi de bu çabanın nişanelerinden birisidir. And Recep Tayyip Erdoğan Hospital, which was built in Muzaffargarh and which is a quite modern hospital, is one of the significant marks of this effort. Kıymetli misafirler, hastalıklarla mücadele hastalığın kendisiyle olduğu kadar hastalığın aile üzerinde yarattığı yükü hafifletmeyi de içerir. Distinguished guests, fighting against diseases includes not only treating the disease itself, but it also is about relieving the burden on the shoulders of the families. O nedenle bugün gerçekleştirilen projeyi son derece anlamlı buluyorum. And this is why I believe that this project of today is quite meaningful. Çünkü hastalıklar sadece hastanın değil, tüm aile mensuplarının üzerinde yıpratıcı ve yıkıcı etkilere sahiptir. Because the diseases not only have an impact, a depressing and destructive impact on the patient themselves, but it also has an impact on all the family members. Bilhassa çocuk ve hasta bakımında en çok görevi üstlenen kadınlarımızın imkanlarının artmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. I especially believe that increasing the opportunities presented particularly to women who assume the main role in caring for children and patients is quite important. Meslek kurslarında dikiş nakış öğrenen hanımlara hediye ettiğimiz dikiş makinelerinin bu amaca hizmet edeceğine yürekten inanıyorum. And I sincerely believe that the sewing machines that we will be presenting to the ladies in the vocational courses will serve to this purpose. İnşallah bu makinelerle üretecekleri ürünlerden elde edecekleri gelirle kendilerini daha dirençli hissedecekler. İnşallah they will feel stronger and more self-reliant with the revenue that they will generate with the products that they will make with these sewing machines. Kıymetli misafirler, Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre bulaşıcı olmayan hastalıklar yüzünden dünyada her yıl 41 milyon civarında insan yaşamını maalesef kaybediyor. Esteemed guests, according to the WHO figures, every year, unfortunately, around 41 million people die because of non-communicable diseases. Bu, yıllık küresel ölümlerin %71'ine denk. And this number corresponds to the 81% of the annual global death figure. Talasemi hastalığına bakacak olursak, tedavisi uzun, masraflı ve yıpratıcı. And when it comes to thalassemia, the treatment process is long, expensive and tiring. Oysa talasemi önlenebilir bir hastalık. However, thalassemia is a preventable disease. Gebelik öncesi taramaların hastalığın katlanarak çoğalmasını engellemede çok büyük bir rolü vardır. Pre-pregnancy screening tests do have a significant role in preventing the exponential increase of the disease. Bununla birlikte tedavi için kan bağışının hayati bir öneme sahip olduğunu da unutmamalıyız. We should also keep in mind that blood donation is of vital importance for the treatment. Kan bağışını teşvik eden kampanyaları mutlaka arttırmalıyız. We should definitely increase the number of campaigns that encourage blood donation. Yalnızca talasemi değil, dünya genelinde insan hayatını olumsuz yönde etkileyen, hayat kalitesini düşüren, erken ölümlere neden olan birçok hastalık önlenebilir hastalık kategorisindedir. In addition to talasemia, many other diseases in the world that have a negative impact on the lives of the people and that cause early deaths and that decrease the quality of life are preventable diseases. Değerli kardeşlerim, yaşam bizlere büyük bir ihsan, muhteşem bir hediyedir. Dear
esteemed brothers and sisters, life is a precious gift, a present bestowed on us. Bu nimetin hakkını verebilmek için sağlığımızın ne kadar büyük hazine olduğunun bilincinde olmalıyız. And we need to be aware of the fact that our health is quite an important gift to us. Yaşam prensiplerimizi sağlığımızı korumak üzere oluşturmalıyız. Our principles in life should be based on keeping ourselves healthy. Bir toplumun bugünün ve gelecek günlerinin akıbeti sağlığıyla doğrudan ilintilidir. The present and future base of any society is directly related to its health and well-being. Umuyorum ki bundan sonra hiçbir çocuğumuz onları yaşam boyu yoracak hastalıklara kapılmazlar. And I sincerely hope that no more child will suffer from any disease that will affect them for the rest of their lives. Çünkü çocuklarımız bizlerin istikbalidir. Because children are our future. Onlar dalgalanacak bayraklarımızın direkleridir. They're the poles of the flags that will be flying in our country. Bu duygularla sözlerime son veriyor. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Türk halkının iyi niyetlerini ve dostluk duygularını dünyanın her yanına taşıyan Tika'ya teşekkür ediyorum. With this feeling, I conclude my remarks and greet you all with respect and affection once again, and I'd like to thank Tika that carries the goodwill and amity of Turkey all around the world. Pakistan makamlarına ve Pakistan halkına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. And I'd like to thank Pakistan officials and the people of Pakistan for their warm hospitality. All the best and goodbye.